Ne restoranlarımız var. Vallahi dünya çapında. Ama bizde bir konu var ki şu sunumda. Garson abi. Garson bizde başka bir şey. Şimdi yani Fransız garson, İngiliz uşak. Bunlar başka. Bunlar mecmua. Bizimki ansiklopedi. Bizde şöyle bir garson var bir kere. Ne vereyim abime? Ya öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir yani. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Dersin ki bu ne bu? Nasıl bir ilişki? Ya arkadaş menü var değil mi? Menü, menü. Hiçbir Fransız filminde gördün mü? Bir İtalyan filmi, bir Amerikan. Yani gelir adam burada seçer. Soğuklar, sıcaklar, ana yemek, yan yemekler değil mi? Tatlı. Bir seç değil mi? Yok abi. Menü bir aşağılık bir kağıt parçası, bir defter gibi. Bu ne lan? Yani bize de mi menü? Bakış açımız odur bizim. Yani bizde müdavimcilik vardır. Yani bir restorana girdiği zaman yani bana ne vereceksin? Ne verebilirsin bana? Ya ben arkadaşımla gittim. İskender Kebap değil mi? Jenerik bir isim artık. Tescilli İskender ya. Yani İskender işte. Girdik böyle dedi. Ne vereceksiniz bana? İskender. Bize de mi İskender? Kafa bu yani. Yani menü falan, hatta o kadar özenilmiş menüler kenarda kıyıda böyle atılıyor. Çünkü yani böyle görkemli menüler var, böyle geliyor. Hani isteyemezsin, korkarsın istemeye. Menüyü alabilir miyim? Bilmem, alabilir misin? Menü beşinci planlıdır. Menü hemen kenara atılır. Böyle bir şey var yani. Ne vereceksin bana, ne vereyim abime? Bana bırakıyor musun abi? En sevdiğim. Bana bırak. Ya ben yemek. Bana. Külbastı istiyorum. Abime onu vermeyeyim. Ya yemeğe mi geldik, imtihana mı sokuluyoruz? Bak bizim yemek kültürümüzde böyle mangalcılık diye bir şey var ya, biliyorsun. Grubun, arkadaş grubunuzun bir mangal başı adamı vardır. Onu adamı tanıdın, hatırladın. Hani hep mangalın başındadır tek göz kapalı böyle. Fön makinesinde tabii. Erdal gelsene, ben burada iyiyim. İyisin tabii, pezevenk. 3 kilo yedin orada, tabii iyisin. En yakındasın, löp löp götürüyorsun. Pişti mi? Pişti mi? Pişecek. Ama yedim yani. Şimdi bu adamla restorana gittiğini düşün. Grup lideri öyle bir domine ediyor ki senin zaten istediğini söyleme şansın yok, anladın mı? Şimdi grup lideri öyledir. Oturursun 12 kişi. Ulan menüye de bakarsın, sevdiğin bir sürü şey var. Hani kendince bir kombin yaparsın. Lan şunu çorba alırım, bunu bir şey. Oh çok güzel şeyler var. Bak bana bırakın. Buyur bakalım şimdi. Sen ne yapacaksın? Ben de ona bırakacağım. Neticede biz yiyeceğiz. Ya şöyle bir hareket var, fark ettin mi? Sipariş verenin eline kelepçe vur, aç kalır grup, biliyor musun? Hani bizde şu yok çünkü, nohut pilav istiyorum, işte gelsin. Yoğurt. Yok böyle bir şey. İlla şöyle bir hareket var. Kardeş ne yap biliyor musun? Kardeş ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Bunlar iki kardeştir, iki cümle. Bize ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Yemeği içmeyi sıfırdan anlatan bir sipariş. Normalde çorba hortumla geliyordu. Bak Bahattin abi tabak dedi. Sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et. Bak bu 1 milyon gözlemden süzülmüş bir şeydir yani. Bunu 999.9 hepsi yani böyle. Kardeş sen ne yap? Menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. Ortaya yap. Geometrik sipariş hastalığı. Ortaya. Öklit restoran. Pisagor lokantası. Yarın gidelim, soracağı tek soru şu. Salatayı ortaya mı yapayım? Yok, köşeye dikine yap.
Ya ortaya mı? Tek soru bu. Sanki elimizde mezura var, bakıyoruz. Aa, orta salat ortaya ya. Her şey yerinde bence. Çorba koşun içine. Ordövler tanjant diyecek. Ortaya mı? Ben şimdi dünyayı gezmedim. Belki sen gezdin, sen söyle. Allah aşkına gördün mü? Bir filmde izledin mi? O kadar Amerikan filmi izliyorsun. Gittin İtalya'ya gezdin, Fransa'da bir restoranda bulundun. Şöyle bir şey gördün mü hiç? Look. Come here. Fuck the menu. Menu look. Everything. Everything. But little, little. Into the middle. Sen? Duydunuz mu? Bak, vallahi ben duydum. Şimdi diyeceksin ki, Cem'cim sen de bize kafiye ile espri yapıyorsun. Little, little, the middle. Yakıştı mı sana? Kardeşim bu espri değil ki, bu yaşanmış bir olay. Avrupa turnesine gittik, kahvaltı. Şimdi orada zaten yeme içmede zaten zorlanılıyor ya. İşte Fransız bir kruvasanla kahveyle yavrum Jean-Pierre kahvaltı yapıyor. Bize gelir mi yani? Sen 9 tane kruvasan isteyince garson ya. Volavan, ne volavanı lan? Yağdır işte amına ne ya. Ben girdim, büfe vardı Allah'tan. Nutella ile altlık yaptım. Waffle ile genleştiriyorum. Meyve tabağı falan filan bir şeyler, hepsini harman ettim, geliyorum. Oturdum, yiyorum. Ben büfeyle yırttım. Böyle bir gözüm takıldı. Benim kuzenim o Anglo-Sakson adamla mücadele veriyor böyle. Böyle. Bir yakaladım, garsona böyle yaparken gördüm. Ve bir kulak verdim ki şunu duydum bak, yemin, everything dedi. Everything. Ya adam hayatında hiç böyle bir şey duymamış. Böyle yaptı bak. Everything. 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 But little little. Right in the middle. Ve ben anladım ki... Dostlar, bu çocuk öyle İngilizce bilmeyen falan bir adam değil ha, yanlış anlama. Bu çocuk Boğaziçi mezunu herif yani. Ya desen ki dünya halklarının kardeşliğinle ilgili bir kompozisyon yaz, yazsın sana, öyle İngilizcesi var. On the other hand'ler, neither nor'lar, however'lar, past perfect'ler, bütün tense'ler, her şey, bütün kalıplar, ought'lular, used'u biler. Her şeyi biliyor herif. Ama sosyal dil diye bir şey var. Herifin ruhu donat masayı demek istiyor. İngilizcesi Dunkin Donut kadar.